Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle Uğurcan Çakırla alakalı dün gece çok önemli iddialar ortaya atıldı arkadaşlar. Hem yurt dışı basını, hem yurt içi basını ciddi anlamda Uğurcan Çakır'ın transferle alakalı önemli paylaşımlar yaptı ve menajerinden de çok kritik bir açıklama var transferi ile alakalı. Şimdi tabi bunu değerlendireceğiz. Uğurcan Çakır bugüne kadar hani e, çok transferini konuştuk. Gidecek mi? Kalacak mı? Ne yapacak? Kulüp ne kadar ister? Bonservis belirlendi mi? Ama arkadaşlar bu sezon gerçekten artık işin sonuna gelindi gibi gözüküyor. Yorumlayacağız. Değerlendireceğiz. Santofor'da özellikle çok ciddi bir hareketlilik var. Stopper hattında biraz durgunluk var. 8 numarada biraz durgunluk var. E, 4 transfer bitti. 3 transfer yolda dedi başkan. Ve artı Dün şunu da ekledi başkan. 4 transfer bitti, 3 transfer yolda. Bu hafta bir oyuncuyla daha görüşeceğiz dedi. Şimdi bu detayları, bu oyuncu kim, hangi oyuncu? Bu detayları da şimdi sizlerle beraber elimizden geldiğince yorumlayacağız, değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tarafta da Başakşehir maçı geliyor. Bana göre son bu son bir hafta o kadar çok şey sığdırdık ki. Yani lig, kupa ve bu hafta içerisinde bir oyuncu ile görüşülecek. Transferde bitirme, bitirme aşamasına gelinecek dendi. Ama benim öngörüm hani evet böyle söylendi ama bazen planlar uymayabiliyor. Bu iki maçı atlatıp önümüzde bir zaman var. Tabi çok da bekletmek istemiyoruz. Çünkü her an bir takım girebiliyor. Çünkü bizde teklifte bulunduğumuz oyuncular genelde yeni çıkış yakalanmış. Gelecek vadeden ya da sözleşmesi elinde olacak oyuncular üzerinden gidiyoruz. Yani çok fazla bonservis bedeliyle uğraşmak istemiyoruz. Bir iki oyuncu dışında. Bir iki oyuncu dışında belirlediğimiz bazı oyuncular var. O oyuncular için bonservis verilecek tabii ki de. Ama e, bakalım. Trabzonspor takımımız dün çalışmalara başladı. Başakşehir çalışmalarına. Mesajlarınızı alıyorum. İşte neden hoca izin veriyor böyle kritik hafta öncesinde gibisinden. Normal arkadaşlar. Sezon sonu oyuncuların çok fazla antrenmandan ziyade mental hazırlanması gerekiyor. Oyuncularımız profesyonel oyuncular. Bu tatili nasıl geçirdikleri önemli. Ee, yani sürekli antrenman, sürekli tesise git, sürekli aynı şeyleri yapmaktan oyuncunun da kafası yoruluyor özellikle sezon sonlarında. Biz üçüncülük yarışı evet bizim için çok önemli, camia için çok önemli ama bazı zamanlarda oyuncular bu üçüncülüğün ne kadar kıymetli olduğunu kestiremeyebiliyor. Evet seni Avrupa kupalarına gideceğiz belki ama Şimdi bakın arkadaşlar Pepe'nin sözleşmesi bitiyor. Onun açının sözleşmesi bitiyor. Berat gidiyor. Benkoviç gidiyor. Brian Bania gönderecek. Mehmet Can Aydın gönderecek diyoruz. Fernandes'in durumu ne oldu belli değil. Orsic'in durumu ne oldu belli değil. şimdi benim aklıma gelenler bunlar. en Enis Badir gidecek mi kalacak mı? Şimdi bu oyuncular biz 3. olalım da Trabzonspor Kulübü 3. Avrupa'ya gitsin mi düşünecekler sizce? karakterli olan düşünür. O ayrı bir konu. Biz hani bu yerden buradan para alıyoruz. Biz maaşımızı bu kulüp veriyor. Biz düşünelim evet biz Trabzonspor için üçüncülüğü yapalım burayı mı derler mi? Bunu maçta göreceğiz. Hocanın da tabi burada oyuncuları konsantre etmesi önemli. Ee, Takımımızın e, yani üçüncülük yarışında bu e, önemli bir takıma karşı kendi sahasında istekli oynayacak bir takıma karşı oynayacağız. Ve kupa maçından önce de tempolu bir maça gireceğiz. Burada yıpranmadan çıkmamız lazım yenilmememiz lazım. Abdullah Avcı'nın da burada maç konsantrasyonu, maç analizi, taktiksel ve stratejik anlamdaki kadro kurgusu da çok önemli. Biraz daha maça gidelim. Yarından itibaren biraz daha maça girmek istiyorum. Bugün çok girmeyeceğim ama çok iyi top oynayan, ayağa top oynayan, kanatlarını kullanabilen, iki bekin önde oynatmaya çalışan iyi bir ekibe karşı oynayacağız arkadaşlar. Kalede şu. Orta sahada bu demeyeceğim şimdi. şimdi çok erken. Ama biraz daha izlemek lazım. Biraz daha takip etmek takımı lazım. Trezege ile alakalı bir gelişme olup olmayacağını gene bugün veya yarın tekrardan değerlendirmek lazım arkadaşlar diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık sizden de düşünürsünüz ama maalesef son bir haftaya her şeyi sığdıracağız. <laughs> İnşallah çok mutlu oluruz. Hem ligi hem kupayı da hallederiz ve sezonu tamamlarız. Gül'ü oynaya transferleri konuşmaya başlarız arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince videolar çekiyorum, yorumluyorum, değerlendiriyorum. Bilmiyorum artık. Ee, transferler gelirse özellikle tabii iyi oyuncuları gelirse onları konuşmak bana da zevk veriyor. Bana da keyif veriyor. Onları izlemenin heyecanı bana da geliyor arkadaşlar. Şimdi... Bir tane çok enteresan bir haber var. Onu kısaca geçeceğim ve Trabzonspor takımımızın transferiyle alakalı, Uğurcan Çakır kaptanla alakalı iddiaları değerlendireceğim. Giresun Sporlu Foistin, Senkor Foistin alakalı bir, tesiste yaşıyor. 2 yıldır maaş alamadı. Yemek çıkmadığı için tesiste üniversite öğrencileriyle ortaklaşa yemek yiyor. Parası olmadığı için ülkesine gidemiyor. Sakatlığından dolayı kulüp tedavisini üstlenmedi diye Spor Dijital'de bir YouTube kanalı var. Orada böyle bir açıklama gelmiş. Şu an şunları okuyunca ben şok oldum Türkiye'de. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi diye düşünmüyor diyeyim. Testte yaşıyor. 2 yıldır maaş almıyor deniliyor. Parası olmadığı için ülkesine gidemiyor. E şimdi bu adam iki senedir hiç mi prim kazanamadı? Hiç mi prim vermediler abi Giresun sporlu oyunculara? Sakatlığından dolayı bu adam kulüpte iki senedir yaşayan bir adamın sakatlığı varsa orada fizyoterapist yok mu abi bu kulübün doktoru yok mu? Ben bunu anlamadım. Burada bir, bir bomba var Giresun'da ama bunu merak ettim. Gündeme aldım. Ee, tabii ki de e, soracağımız da çok kişi yok Giresun'da. Böyle bir şey bilmiyorum yani e, bir futbolcunun bu duruma düşmesi, böyle haberlerin yapılması, bir takım içinde böyle iddiaların getirilmesi spor dijital yapmış herhalde. Bilmiyorum ne derece doğru ama skandal olarak nitelendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar önce bir Uğurcan Çakır'la devam edelim. Sonra 4 artı 3 artı 1'e bir döneceğiz inşallah. Tabi Uğurcan Çakır için şimdi e, çok önemli iddialar ortaya yatıldı. Bu sezon Uğurcan Çakır 40 tane maçta görev almış. Kalesinde toplam 49 tane gol görmüş. 12 tane maçta gol yememiş. 2027 yılında sözleşmesi bitiyor. Uğurcan Çakır artık 28 yaşında. Bir kere Uğurcan Çakır için şöyle bir iddia var. Arabistan'dan aldığı maaşın 3 veya 4 katı daha fazla bir teklif masada deniliyor. Bakın bu Uğurcan Çakır için çok önemli bir iddia. 3 veya 4 katı 30 milyon falan alıyor. Yani 2-3 milyon euroluk bir sözleşme duruyor gibi gözüküyor masada. Şimdi Dün bir haber sitesi şöyle bir açıklama yaptı. Celtic, Uğurcan Çakır için 7,5 milyon euroluk teklifi yaptı. Bakın yaptı. Ancak Uğurcan Çakır'ı aynı şekilde Nans, Roma ve El Ahli'nin de ilgisi var diye bir haber geldi. Haber yapıldı. Uğurcan Çakır'ın yaşı da 28 bu arada arkadaşlar. Ee, Tabi e, burada bu takımlar arasında en önde olan takımın da Celtic olduğunu yazmışlar. Ama Trabzonspor takımımızın bir kupa finali olduğu için şu an bununla ilgilenmediğini, kupa finalinden sonra bu işe odaklanacağını ve bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz diye bir haber yapmışlar arkadaşlar. Önemli önemli bir iddia Uğurcan Çakır için. Geliyorum hemen menajerinin yapmış olduğu iddiaya. Radyo gole konuşuyor menajeri. Merih Demirallı aynı menajer. De Avilla şu ifadeleri kullandı diyor. Tabi e, tabii şirketi bunun Uğurcan Çakır'ın Avilla Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp ama zaten kalecileri var. Galatasaray ile Uğurcan'a hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz demiş. Bakın çok önemli. Şimdi bir kulüp, bir menajer ne derece doğru bilmiyorum bu hafta bunun açıklaması. Bizim şimdi Türkiye Kupası maçımız var ve üçüncülük maçımız var. Kaptan Uğurcan Çakır'la alakalı menajerinin çok yersiz ve zamansız bir açıklaması olduğunu düşünüyorum. Ne gerek var böyle bir ortamda şu açıklamaya. Tamam Hani şimdi Uğurcan Çakır kötü bir performans sergilese insanlar transferi konuşuyor. Transferi düşünüyor. Şöyle oluyor böyle oluyor der arkadaşlar haklı olarak. Oyuncuyu zor duruma bırakıyorlar. Uğurcan Çakır bunları biliyor. Hangi takım istiyor? Gidecek mi kalacak mı? Evet bunlar profesyonel oyuncu. Aslında ben de bunları yaşayan birisi olarak biliyorum ama Uğurcan Çakır bunlardan etkilenmeyeceğini de biliyorum. Ama zan altında bırakıyorsun sen kalecini. Bu kadar önemli bir zan önemli. tane hata yapsa bir tane hata yapsa zaten Uğurcan Çakır'ın performansı düştü. Şimdi yedi buçuk milyon euro yazıyor yorumlarda ve göreceğiz şimdi yorumlarınızı yazın lütfen yedi buçuk milyon euro satılsın mı satılmasın mı diye soruyorum sizlere arkadaşlar ben şimdi yorum yapmayacağım ama benim düşüncem üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz satılsın mı satılmasın yedi buçuk milyon euro gibi bir parayı görse Uğurcan Çakır gitmeli mi bak Abdülkadir Ömür 2 milyon euroya verdik yani ee, biraz enteresan bir durum menajerinin bu kadar rahat bir şekilde Uğurcan Çakır'ın transferi konuşmasındaki önemli nedenlerden bir tanesi de kulübümüz Uğurcan Çakır'ın menajerine yolu vermişler. Git kardeşim, çalış, müc mücadele, savaş, dövüş bize güzel bir teklifi getir, masaya koy demişler belli ki. Arap takımlarını Uğurcan Çakır havada kapar bir kere. Bunu söyleyeyim. Uğurcan Çakır Türk Milli Takım kalecisi, Trabzonsporumuzun kaptanı, Şampiyonlar Ligi amili takım, e kalemizi yıllarca koruyor. Önemli bir iş yapmış. 10 yıldır kalende. Yapar abicim. iyi bir transfer yapar Uğurcan Çakır. İyi bir transfer yapar. Burada pazarlamak çok önemli. Avrupa şampiyonasını kullanmak çok önemli. Az kaldı. Uğurcan Çakır'ın inşallah milli takımda da iyi işler yapar da değerine değer katar ama bir, menajerinin açıklamasını doğru bulmuyorum. Şu dönemde bir hafta sonra konuşma kardeşim. Ne olacak demek istiyorum arkadaşlar. İki, Uğurcan Çakır'ın performansı inşallah yukarı taşınır ve onun üzerinde bir rakama gide gider diye düşünüyorum. Daha yaşı 28. Kaleci de 28'den mükemmel bir yaş. Kaleciler 40'a kadar oynar abicim. İyi Bakan kendine, iyi Bakan 38 40 hiç, hiç sırıtmaz. Uğurcan Çakır futbol kariyerinin ortasında daha. Onun için önünde çok uzun yıllar var bakalım. Şimdi eee Uğurcan Çakır konusunu güzel bir şekilde özetlediğimizi düşünüyorum. Yorum yapmak isteyen kardeşlerimiz videonun altına hemen yorumlarını bıraksın. Ertuğrul Doğan dün şöyle bir açıklama yapmıştı. 4 artı 3 oyuncu ekleyebiliriz demişti. Dün dedi ondan önceki gün. Ve şöyle de bir detay verdi Ertuğrul Doğan başkanımız dün. 4 artı 3. 4 bitti. 3 görüşme aşamasında bir oyun imza aşamasında bir oyuncuyla bu hafta içerisinde görüşeceğiz dedi arkadaşlar. Bu görüşülecek ismin Petkoviç olduğunun iddiası var. Petkoviç işte bu hafta içinde görüşülecek Şimdi bakalım şu ana kadar gelen bir bilgi yok. Bugün bir bilgi gelir mi gelmez mi göreceğiz. Mikrofon düşüyordu. Görüp gelir gelmeyeceğini göreceğiz. Ona göre de değerlendirmemizi yaparız arkadaşlar. Dün Trabzonspor takımımızla alakalı çok önemli bir haber sitesi tarafından Trabzonspor kulübümüzün ee, Tolu'ya resmi bir teklif yaptığı haberi girildi. Yurt dışı basınında Tolu ama oyuncu için 10 milyon euro'luk bir kapıdan açış bir açılış olduğu söylen 10 milyon euro çok büyük bir para. Tolu evet önemli işler yapıyor evet ama bu sene çok flash işler yaptı ama 10 milyon euro da bana göre çok büyük bir para. Bizim bu parayı verme şansımız çok zor. Tolu ile alakalı bu gelişmeyi bir tarafa koyalım. Dün Trabzonspor takımımız Laurent'le forma giyen 22 yaşında Fildişi sahili forvet Muhammed Bamba da görüşüyor deniliyor. Muhammed Bamba da baya iyi bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten tam bizim ligimizin santoforu. Ama bizim Abdullah Hoca'nın istemiş o da o pivot görevini görmez. Hızlı, çabuk, arkalara koşabilen, güçlü, tren gibi gidiyor arkadaşlar. Çok iyi defansın arkasına koşuları var. Yani Deniz Draguş'u aldık. Bu tarz bir santofor alırım. Abdullah Avcı'nın şimdi kafadaki planlamasını çözemiyorum arkadaşlar. Bazı zamanlarda işte diyoruz ki pivot alacağız. Yanına kanatları kullanacağız. İşte sol bekine gitti Galler'den iki tane oyuncu Glasgow Rangers'tan İskoçya'dan iki tane oyuncu getiriyoruz. İkisi de yüksek top, hava işte hava hakimiyeti olan işte e, İngiliz futbolunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ters toplar, işte yandan ortalar. Yani genelde top havadadır abicim. İngiltere'de böyledir. E, oyunculardır, güçlü oyunculardır. Abdullah Avcı'nın Gelecek sene şöyle bir kadro kurmak istiyorum dedi. Ben güçlü bir takım kuracağım dedi. Fiziksel anlamda artı e, oyun anlamında da bizi ileriye taşıyacak oyuncu grubunu getireceğim buraya dedi. Burada böyle bir durum var. Dün Muhammed Şam'a çok değinmedim. Tabi ben Muhammed Şam'a değinmediğim için çok da fazla soru geldi. Arkadaşlar bir pazarlık yapılıyor deniliyor. Oyuncu sosyal medyasını aktif kullanıyor. Evet ama ben takip etmiyorum. En son paylaşımlarından haberim yok. Trabzon'a gelecek gibi yapmış. Yok bilmem ne yapmış. Mesajlar geliyor bana da. Ama inanın tabi ona girmek istemiyorum. Bize mi gönderme yapıyor? Kulübüyle alakalı gönderme mi yapıyor? Sevgilisine mi yapıyor? Bilmediğim için arkadaşlar ya bunu böyle yapıyor, bunu şöyle yapıyor diyemeyiz tabii ki de. Onun için Muhammed Şam transferinde şu ana kadar iki tarafta görüşüyordu. Paralar biraz indi. İki tarafta adımını attı. Ben geçen maçını canlı izledim dedim sizlere. Oyuncu gayet özellikle Gücü kuvveti de yerinde. Öyle cılız gibi değil resimlerdeki gibi videolardaki. Baya da dolmuş gözüküyor arkadaşlar. Ee, şimdi e, bu da ayrı bir durum. Lazio Benes'le alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Orada bir tıkanıklık var. Devam ediyor bu tıkanıklık arkadaşlar. Dün şunu konuşmuştuk. Ryan Banya'nın menajerinin Napoli takımıyla görüşüyoruz açıklamasının üzerinde. Tabii ki de bir sıcak gelişme yaşanıp yaşanmayacağını ben de merak ediyorum. Çünkü bizim özellikle stoper hattında bir temizlik yapmamız lazım. Mendy stoper düşüneceğiz seneye, densil stoper düşüneceğiz Hüseyin Türkmen kalacak gibi gözüküyor. Ama onun durumu da gözlenecek. Yalnız arkadaşlar Fernandez ve Ryan Banya'da yollar ayırıp bu iki stoper. Benkovic'e sözleşmesini uzatmayacağız. Hüseyin Türkmen çalışmalara başladı. İnşallah sağlam döner. Biz bu oyuncularla yollarımızı ayırıp buraya minimum bir, bir tane de yerli gene oyuncu istiyor Abdullah Avcı. Çünkü önümüzdeki sezon yerli de de ihtiyaç olacak arkadaşlar. 12 yabancı yerli de ihtiyaç olacak. Eray Cömert'in adı bu yerli stoper olarak geçiyor ama hani Emirhan gene Rize Spor'dan biliyorsunuz e, gündeme gelmişti. Oyuncunun önceliğinin Avrupa olduğunu söylemişti menajeri. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız. M e, Muhammed Bamba dün Muhammed Mamba'yı dün konuştuk. Jenus Foteux diye bir site tarafından yapıldı bu haber arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber vermiştik zaten. Bakalım yani Trabzonspor takımımızda e, gelişmeler şimdilik bu şekilde. Kaptan Uğurcan Çakır için bana göre flash bir iddia. Önemli bir iddia. 4 dev takım Uğurcan Çakır'ın peşinde. Kaptanla alakalı hayırlısı olsun bizim için elinden geleni yaptı. Fedakarlıklar yaptı. Çok sıkıştığımız dönemde iyi kaptanlık yaptı. Bizzat biliyorum. Hani e, takımdaki o bir ara bir FIFA'ya şikayet etme furyası vardı falan filan o oyuncuları orada bir arada tutmak çok zordu. Ve o arada da Uğurcan Çakır'ın büyük bir payı vardı. Herkesin performansı düşer. Yani biz de Trabzonspor'da oynadık 6 sezon. Son sene benim de çok iyi değildi. İşte Kaptan Onur Kıvrak'tan bahsedeceğim. Onun da performansı düştü yavaş yavaş. Yani kimsenin performansı aynı seviyede gitmez. Bir yerden sonra belki mental anlamda yoruluyorsun. Fiziksel anlamda yoruluyorsun. Yani Uğurcan Çakır da büyük bir ihtimalle mental yorgunluğa girdi artık. Yani çok eleştiriliyor. Türkiye'de her gittiği yerde küfür yiyor. Beşiktaş türbünü, Kayseri türbünü, Konya türbünü. Yani Uğurcan Çakır'da da bir baskı var. Bu insanlar robot değil bakın. Ben bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Empatiyi de çok rahat yapabiliyorum iş içerisinden geçtiğimiz için. Uğurcan Çakır'a da çok fazla hani e, yüklenmek de istemiyorum. Performansı kötü olabilir, düşüşler yaşayabilir. Önümüzdeki sezon Uğurcan Çakır gitsin tamam gönderelim 7.5 milyon euro'yu ama kimi kaleye koyacağız? Önemli soru bu. Bir oyuncu değişikliği yapalım diyorsun. Mesela sağ kanadında Viska kötü oynuyor. Diyorsun ki Viska'nın yerine çıksın Viska'ya. Bu Viska'dan hiçbir şey olmaz. E peki kimi koyacaksın yerine? Alternatifin var mı? Onu açı çok kötü. Her iki tane top geldi ikisinde kaleye vuramadı. Bomboş atamadı diyelim çıksın. Kenaraya bakacaksın yerine kimi koyacaksın? Gibi gibi böyle yani B planlı olacak ki. Şimdi onu çıkart, bunu çıkart, onu sok, bunu alma, bunu gönder, bunu getir. Bunlar kolay ama yerlerine kim alacaksın? Çok fazla Cihan Çan'a merak eden arkadaşlarımız var. Özellikle gurbetçi kardeşlerimiz, takip eden, bilen, tanıyan kardeşlerimiz var. Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe ile ilk önce anıldı. Şimdi biz de istiyoruz biliyorsunuz. Orada böyle bir durum söz konusu. Ama Cihan Çanak'la alakalı çok büyük bir problem beklemiyorum. Bonservis dışında ya oyuncu Beşiktaş gibi oyuncu Beşiktaş'ı tercih edecek diye bir durum beklemiyorum açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, onun dışında Memphis Dep Depay, e, Ma Ma adı geldi geçti biliyorsunuz ama onlarla alakalı ol olgunlaşan bir durum yok. İşte Marco Arnatovic'in adı geldi gene Interli Santofon onunla alakalı bir şey yok. Sadece Tolu'da bir resmi teklif iddiası var onu bir tarafa koyalım. İşte e, Petkoviç'te bir görüşme gerçekleşecek. Öncelik Petkoviç arkadaşlar bunu net söyleyeyim. Çünkü 2.5 milyon euroya maksimum bu transfer bitme ihtimali var. Bir santofor için 2.5 milyon euro da önemli bir durumdur. Vegors'un adı geldi dün. Vegors'u e, gene bir adım öne çıkartıldı. Sesler biraz yükseldi Vegors için. Ama Petkoviç'i bitirebilirsek Petkoviç bitecek. Bitmezse arkadaşlar işte Tolu'ya bakılabilir. Vegors'a e, bakılabilir e, gibi bir B planı hamlesi yapılacaktır ama ben ikinci santoforu niyese 22-23 yaşında bir santofor beklemiyorum. Zaten 24 yaşındaki Deniz Draguş aldığımız için ben böyle bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum artık yani bu şekilde düşünüyorum. Yorumlarımda bu şekilde. Kaptan urcan Çakır'la alakalı hayırlısı olsun diyorum. Ryan Bania'ya dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Oyuncunun menajeri diyor ki ya çok güçlü fiziği çok iyi. Amerika takıma gitti. Napoli'ye görüşüyorum falan diyor ama oyun bilgisi eksik. Tecrübesiz biraz oynayıp pişip ben Ryan Banya'dan çok umutluyum. Yerli statüsünde olmuş bir oyuncu bizim için pırlanta değerinde. Yerli bir stoper. Bakalım yaşı da çok genç. Takip etmek lazım, değerlendirmek lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Elimden geldiğince değerlendirmemizi yaptık. Gün içinde yeni gelişmeler mutlaka olacaktır. Maç haftasına da girdik. Bir tarafta kupası heyecanı var. Bir tarafta lig heyecanı var. Bir tarafta transfer konuşuyoruz. Vallahi her şey hızlı bir şekilde geçiyor. Her gün videolar çekmeye çalışıyorum. Ben de yoruluyorum aslında bu 3 video, iki video zor oluyor ama keyif alıyorum arkadaşlar. Mental anlamda ben hani bir işim var, iş hayatım var, inşaatım var. 2 tane iki tane inşaatın stresi, o usta, bu usta, o geldi, bu gitti, ona şu olacak, ona bu olacak, orası olmamış, orayı yık, orayı tekrar yap derken bir de bu tarafıyla uğraşıyorum. Ama bu işte bana çok güzel bir hobi, çok güzel bir keyif. Sizle sohbet etmek, kendi o futbolcuk dönemimdeki o sizle kurduğum bağımı sizle devam ettirmek de güzel bir duyguydu. Video sonlarında böyle arada dertleşiyorum, kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ee, transfer bekliyorsunuz her saniyesi, her dakikası biliyorum ama biz de işte elimizden geldiğince değerlendiriyoruz arkadaşlar. Videoyu tamamladım, uzun oluyor bu aralar biraz uzun çekiyoruz farkındayım. Beğeniyor musunuz beğenmiyorsunuz musunuz bilmiyorum ama izlenmeler daha da arttığını görüyorum. Sizleri teşekkür ediyorum. Kısayla uzunlukla alakası yok ama videolarıma katılımlarınız çok iyi. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.